Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Sayın Mahir Kirişçi'yi kürsüye arz ediyorum ben. Bu program icra edilecek diye adeta sabırsızlıkla bekledim. Bizim kendi inanç değerlerimizde malum 30 gün veya 29 gün oruç tutarız. Sonra bayramı iple çekeriz. Ben dünden beri bugünü hep öyle bekledim ve bunun büyük bir heyecanıyla şu ana geldim. Şu tablo benim çok özlemini duyduğum, hasret çektiğim bir tabloydu. Tarım ve Orman Bakanı olarak 4 Mart 2022 günü göreve başladığımda birkaç gün sonraydı yanlış hatırlamıyorsam TAGEM'de bir programımız olmuştu ve orada bütün birim sorumlusu arkadaşlarıma talimat verdim. Benim inandığım bir şey var. O da şudur. Para bir şekilde bulunur. Zaman akıp gider, kıymetlidir. Ama en önemli sermaye beşeri sermayedir. Yani bizim sizin gibi alın teri değil, akıl teri döken pırıl pırıl gençlerimiz. Ben bunu çok önemserim. Çok üzerinde dururum. Çünkü sizler hem kendi ülkelerinizin hem de bulunduğunuz ülkelerin birer değerisiniz. Ya bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ve birim amiri sorumlusu arkadaşlarıma da bir kurumun koridorlarında ne kadar farklı dilden, farklı dinden, farklı ırktan, farklı etnik kökenden, aklınıza gelebilecek o bütün farklılıklardan ne kadar çok insanımız bu ülkenin veya dünyanın vatandaşları koridorda bulunur ise o kurum o kadar üniversaldir. Üniversite kelimesi üniversalden gelir, evrensellikten gelir. Önemli olan bu evrenselliği yakalayabilmektir. Ben bunun çok kıymetli, çok değerli olduğunu ve insan kaynakları noktasında da bunun asla vazgeçilemeyecek bir kıymet ve bir değer olduğunu bu arkadaşlarıma söyledim. Tabii 7,5 ay geride kaldı. Yani yaklaşık 7,5 ay oldu göreve geleli. Bugün bunun icra ediliyor olmasından dolayı emeği geçen başta Ebu Bekir kardeşimiz olmak üzere bütün birimlerimize, TAGEM'imize ve diğer arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, bizim dış temsilciliklerimizde yaklaşık 2600 civarında arkadaşlarımın bana 2019 yılı rakamı olarak verdikleri rakam bu. 2600 civarında bizim dış temsilciliklerimizde görev yapan, Türkiye'nin dış temsilciliğinde görev yapan bizim diplomatlarımız var. Şimdi bu sizin kendi ülkeleriniz için de geçerli. Kendi ülkelerinizin de dünyanın belirli ülkelerinde dış temsilcilikleri var. 2600 rakamı ile bugün Türkiye'de dün külliyede bir tören yapıldı. Eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 2022-2023 Sayın Cumhurbaşkanımızın da hitapları oldu. Orada da bu konu gündeme geldi. 290 bin civarında uluslararası bizim misafir öğrencimiz var ifadesi kullanıldı. Şimdi düşünün, her yıl %1 diyebileceğimiz, yani 2900 kardeşimiz eğer Türkiye ile ilişkilerini daha da geliştirirse, Türkiye ile kendi ülkeleri arasında birer köprü olursa, bu hem gelmiş olduğunuz ülke adına hem de Türkiye adına her bakımdan ama aklınıza gelebilecek her alanda çok büyük bir kazançtır. Dolayısıyla birinde tüm dış temsilciliklerimizde bizim için söylüyorum 2600,
Diplomatımız var ama 290 bin öğrencimiz var. Şimdi bu 290 bin öğrencimizin ben tamamının iki ülke arasında köprü olmasını elbette arzu ederim. Hani ben en minimumunu düşünüyorum. Bu muazzam bir köprü, muazzam bir ilişki, muazzam bir çalışma ortamı. Hangi açıdan? Her açıdan. Aklınıza gelebilecek her alanda. Kültür elçisi, ticaret elçisi, tarım elçisi, genel olarak dışişleri, uluslararası ilişkiler. Hangi açıdan bakarsanız bakın. İşte size güçlü bir beşeri sermaye. Ki bu beşeri sermaye öyle bir sermaye ki sizlere örnek alalım. Hem Türkiye'yi biliyorsunuz hem de kendi ülkenizin zaten vatandaşısınız. E şimdi sizden daha iyi temsilci olabilir mi? Daha iyi müşavir olabilir mi? Daha iyi iki ülkeyi değerlendirebilecek birileri olabilir mi? Doktoramın bitme aşamasına yakın Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olmadan önce araştırma görevlisi iken İngiltere'de doktora yapmak üzere ben de yurt dışına gittim. Yurt dışına gittiğimde sizin yaşadıklarınızın pek çoğunu yaşadım. Ama bize burs veren yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları yoktu. Kendi ülkemizin kaynaklarıyla oraya gittik. Biraz önce başkanımız belirtti, ben çok mutlu oldum. Siz havalimanında bir orada desk oluşturulacak, karşılanacaksınız. Daha sonra gideceğiniz ille ilgili organizasyonlar yapılacak. Sizi çiçekle, işte ne bileyim, muhabbetle uğurlayacaklar. Oralara gönderecekler. O illerimize eğitim, öğretimle ilgili başlangıcınız olacak. Bu çok muazzam bir şey. Ben gerçekten Abdullah Bey'e ve bütün başkanlığımıza bu konuda bu tür çalışmalarının varlığından haberdar olduğum için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki daha iyilerini Allah'ın izniyle daha güzelini mutlaka yapacaklar. Ve yurt dışında olduğum dönemde de bunları ziyadesiyle yaşadım. Maalesef. 4 yıl 2 ay kaldım. O süre zarfında bu bir serzeniştir. O günün Türkiye'sini tarif adına bir serzeniştir. Doktora yapan kendi vatandaşını bir gün olsun davet edip de ya bizim size yardımcı olabileceğimiz ne var denilmedi. Ama o Türkiye gitti. Artık yeni Türkiye var.